Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişir diyor. Yukarıda ne demiş? Sanatçının gerçek görevi dünyada yaşananları yorumlamak değil, arz etmektir. Yani sanatçının görevi diyor ki kendi yorumunu katmadan okuyucuya yansıtmaktır dünyada yaşananları diyor. A şıkkına baktım. Sanatçı eserinde hem kendi tecrübelerini hem de toplumun tarihini yansıtır. Evet, burada toplumun tarihini yansıtması yukarıdakiyle uyum sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu benim cevabım olamaz. B'ye baktım. Sanatçı dünyayı olduğu gibi yansıtmaz. Hayır, yukarıda ne diyordu arkadaşlar? Arz etmektir diyor dünyada yaşananları. Yani olduğu gibi yansıtmaktır diyor sanatçının görevi. Bu yüzden cevabım B olmalı. Daha ilk bölümünden doğru cevaba ulaştım. Devamı ne diyor? Hayal dünyası ile zenginleştirerek aktarır diyor. Tam tersini söylemiş yukarıda. C'de başarılı bir sanatçı doğayı bütün çıplaklığı ile eserlerinde yansıtabilendir. Evet, buradaki açıklamada bunu söylüyor. D'ye baktım. İnsanlar sanatçıdan hayallerini duymak istemez. Onun gerçeklerden söz etmesini beklerler. Evet, bu da yukarıdaki bilgiyle özdeş bir açıklamadır. Cevabım bu yüzden Bursa. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar şıklardan giderseniz çok emin adımlarla yürümüş olursunuz. Bakalım A şıkkında ne demiş? 4, 3, 1, 2 diye devam etmiş. Yani ilk başta 4'üm olacak. 4'te ne diyor? Bembeyaz bir eşek vardı. Bu başta olamaz, sonda olabilir arkadaşlar. 4 sonda olacak o zaman. Şöyle yaptığımda başı ve sonu belli olsun. O zaman 4 sonda olacaksa A olamaz. Bakıyorum B'de 4 sonda, C'de 4 sonda, D'de 4 ortada. O zaman D'yi de eledim. Geriye B ve C kaldı. Bakıyorum B'ye 3, 2, 1, 4 diye gidiyor. Okuyalım. Önce 3'ü okuyorum. Sık adımlarla hızlı hızlı yürüyen, simsiyah bir atın yanında ona eşlik eden süt gibi bembeyaz bir eşek vardı. Çok anlamlı oldu arkadaşlar. Bir de sağlamasını yapmak için C'yi de okuyalım. 1, 2, 3, 4 diye gitmiş. Ona eşlik eden süt gibi simsiyah bir atın yanında. Çok mantıksız oldu zaten. Süt gibi diyorsa beyaz olduğunu ifade etmeye çalışır. O yüzden C olamaz. Cevabım Bursa'dır arkadaşlar. Az önce de okuduğum. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılabilir diyor. Kesin olarak çıkarılabilmesi burada önemli sevgili gençler. 70 yıl önce ana dilimizde bulunan Batı kaynaklı sözcüklerin ana dile oranı %4 iken bugün bu oran %15'e yükselmiştir. A şıkkında ne diyor? Dilimizde 70 yıl öncesinde Batı kökenli kelime yoktu. Hayır arkadaşlar, bu kesin olarak çıkartılamaz. Geçmişte de 70 yıl önce de vardı ama oranı daha azdı diyor. A'yı eledim. B'ye baktım. Dilimize giren Batı kökenli kelimeler bilim ve teknikle ilgilidir. Bununla ilgili bilgi vermemiş. Elerim. C'ye baktım. Dilimize giren yabancı kökenli sözcüklerle yönelik çalışmalar 70 yıldır yapılıyor. Belki daha öncesi de vardır arkadaşlar. Buna dair de kesin bir bilgi vermiyor. Bunu da eledim. D'ye baktım. Batı dillerinden dilimize giren sözcük sayısı geçmişe oranla artış göstermiştir. Evet, 70 yıl önce %4 iken bugün %15'miş. Geçmişe göre oransal olarak artış göstermiş. Cevap Denizli. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır diyor. Okuyalım metni. Tiyatro ve sinema oldukça farklı iki sanattır. İyi bir tiyatro oyunundan iyi bir film yapmak imkansız derecede zordur. Ancak bu zorluk birinde mekanın sınırlı, diğerinde geniş olmasından veya birinde kişilerin az, diğerinde çok olmasından kaynaklanmıyor. Sinema tiyatrodan apayrı bir sanattır. İkisinin kendine ait bir dili, kurgusu vardır demiş. Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar birinci cümlede tiyatro ve sanat oldukça farklı iki sanattır demiş. Birinci cümlede, dördüncü cümlede de sinema tiyatrodan apayrı bir sanattır. İkisinin kendine ait bir dili, kurgusu vardır. İkisi birbirine çok yakın arkadaşlar bu iki cümle. Cevabım Bursa olmalı. Eğer bu şekilde okuduğunuzda karşınıza gelmiyorsa cevap, aklınızda oluşmuyorsa ne yapmanız gerekir bu tarz sorularda? Şıklarda verilen iki cümleyi peş peşe oku.
1 ile 2'yi peş peşe oku. Uyum sağlıyorsa cevap 1'dir. Sağlamıyorsa ele. 1 ve 4'ü peş peşe oku. Eğer uyum sağlamışsa cevap B'dir. 2 ile 3'ü peş peşe oku. 3 ile 4'ü peş peşe oku. Bu şekilde cevaba çok net bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız Bursa bu soruda. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili 4 tane yargı vermiş. Yargılarından hangisi yanlıştır diyor bana arkadaşlar. Bakalım. Birinci cümlede şunu diyor. 21 Mart gün dönümü ile birlikte kutlanan bayramlardan biri de Nevruz'dur. Şurada ne demiş? Birinci cümlede Nevruz'un zamanı belirtilmiştir. Evet arkadaşlar, belirtilmiş. 21 Mart gün dönümü ile birlikte kutlandığını söylemiş. İkiye baktım yukarıda. Yeni gün anlamına gelen Nevruz kelimesi Farsçadır. Burada baktım ikiye. İkinci cümlede Nevruz kelimesinin anlamına değinilmiştir. Evet, yeni gün anlamındadır diyor. Bunu da eledim. Adana, Bursa gitti. Bakalım şurada üçüncü cümleyi okuyalım. Nevruz geleneği efsanelerle örülerek çok değişik şekiller almıştır demiş. Buradaki üçe bakalım. Üçüncü cümlede Nevruz'un dini kaynaklarından söz edilmiştir. Hayır arkadaşlar, dini kaynaklarından değil, efsanevi kaynaklarından söz edilmiştir. Bu yüzden 3 yanlıştır. Cevabım C olacak. 4'ü de kontrol edelim. Birçok Orta Doğu ve Orta Asya halklarınca Nevruz, yeni yılın ve baharın başladığı gün olarak kabul edilir. Burada ne demiş? Dördüncü cümlede Nevruz'un hangi toplumlar tarafından ne şekilde kabul edildiği söylenmiştir. Bu da doğrudur. Cevabım Ceyhan. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru yöneltmişler bize. Bakalım şöyle bir göz atarak okuyalım. Bir, talihsiz eşi geliyordu. Şurada bir tane fiil var. O zaman bu benim yüklemim olabilir. Bir sonda olacak diyebilirim. Diğerlerinde bakıyorum. Düğmelerini zar zor iliklerken yaşlı gözlerinin önünde eski ve yırtık paltosunu açık kalmış merdivenlerden düşen şeklinde devam ediyor cümleler. O zaman bir sonda olacak. Birin sonda olmadıklarını direkt eleyebilirim. Şimdi artık şıklardan hareket ederek gidebilirim. B şıkkında ne demiş arkadaşlar? 4, 2, 5, 3, 1. Önce 4'ü okuyalım. Eski ve yırtık paltosunun açık kalmış, düğmelerini zar zor iliklerken, merdivenlerden düşen, yaşlı gözlerinin önüne. Şimdi yaşlı gözleri mi merdivenlerden düşmüş? Bence çok saçma. Sizce de saçmadır, biliyorum. O yüzden bunu eledim. Yaşlı gözler merdivenlerden düşemez. Geriye D kaldı. D'yi bir kontrol edelim. 4 ile başlamış yine. Eski ve yırtık paltosunun açık kalmış, düğmelerini zar zor iliklerken, yaşlı gözlerinin önüne merdivenlerden düşen talihsiz eşi geliyordu şeklinde tamamladım. Mantıklı olan hangisi oldu? Denizli oldu sevgili gençler. Bu cümle sözlerinden hangisiyle sürdürülürse söz-eylem uyumunun önemi vurgulanmış olur demiş. Bakalım bir bilgin bilgisine yakışır biçimde davranmazsa, bir de şunu demiş, insanların ona olan sevgisi daha da artar. Hayır arkadaşlar, bu olamaz. İnsanların sevgisi daha da azalır bence. İkiye geldim. Sözünün insan üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Olabilir. Şöyle bir işaret koydum, beklesin. 3'e bakalım. Duygularına söz geçiremediği sezilir. Alakası yok. Eledim. 4'e baktım. İnsanlar onun sözlerinin güzelliğini aldanır. Aksine aldanmazlar. Ben nasıl devam ettirebilirim bunu? Bir bilgin bilgisine yakışır biçimde davranmazsa sözünün insan üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Yani söz eylem uyumu olmazsa insanları etkileyemez demek istiyor. Bu yüzden cevabım Bursa arkadaşlar. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A, B, C ve D şıklarında sırasıyla 1, 2, 3 ve 4. cümlelerle ilgili bilgiler vermiş. Ben önce yukarıdan birinciyi okuyayım. Alttaki 1 ile ilgili olan şıkka bakayım. Bu şekilde devam edeyim. Burada birinci cümlede ne demiş? Günümüzde tarımsal teknolojinin gelişmesine bağlı olarak toprağa gereksinim duymadan tarıma elverişli olmayan yerlerde tarım yapılabilmektedir. Ne diyor burada? Birinci cümlede
tarımsal verimliliğin arttığı vurgulanmıştır. Şimdi burada tarımsal verimliliğin arttığı vurgulanmıyor. Artık toprağa gereksinim duymadan da bazı yerlerde tarım yapabildiğimizi ifade ediyor. Bu yüzden yanlış olan bu olabilir arkadaşlar. Şöyle bir işaret koydum, diğerlerini de kontrol ediyorum. İkiye baktım. Toprak yerine genellikle kaya yünü, bonza, perlit, zeolit, curuf ve torf kullanılmaktadır. Burada ne demiş şıklarda? İkinci cümlede toprağa alternatif tarım uygulamasından söz edilmiştir. Evet, söz edilmiş. Torftan bahsediyor, perlitten bahsediyor, ponzadan bahsediyor. Üçüncü cümleye bakayım şurada. Bu katı karışıma dikilen bitkilere su borulardan akıtılarak her bitkinin eşit miktarda su alması sağlanmaktadır diyor. C şıkkında ne demiş? Üçüncü cümlede bitkilerin nasıl sulandığı belirtilmiştir diyor. Evet arkadaşlar, yukarıda belirtilmiş. Her bitkinin eşit miktarda su alması nasıl sağlanıyor? Bunun hakkında bilgi vermiş. Geldim dördüncü cümleme. Seranın nemi, havası, ısısı, gübrelenmesi ise bilgisayar aracılığıyla yapılmaktadır. D şıkkında da ne demiş? Dördüncü cümlede tarımsal üretimde bilgisayar kullanıldığı belirtilmiştir. Evet, bunu belirtilmiş. Fakat ilk başta da dediğim gibi birinci cümlede tarımsal verimliliğin arttığı vurgulanmıştır çıkarımını yapamam sevgili arkadaşlar. Cevabım Adana. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde uygun bir durumdan yararlanmak gerektiği anlatılmaktadır diyor. Bakalım. 1. İnsanların çoğu iyi bir dinleyici değildir. Burada göremedim. 2. Oysa bazı fırsatlar onun ayağına en az bir defa gelmiştir. Fırsatlar gelmiş ama bundan yararlanmam gerektiğini söylememiş. Eledim. 3'e baktım. Bu insanların yaptığı gibi çevrenize gözünüzü, kulağınızı kapamayın. Belki olabilir ama beklesin. 4'e baktım. Yağmur yağarken küpü doldurmak gerekir. Evet, uygun bir durumdan yararlanmak gerekir diyor. Çünkü onun suyuyla diğer yağmura kadar idare edilir. Benim aradığım taslamam cevap 4. cümlem olmalıydı. Yani Denizli sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi bu cümlede yer almaz diye sormuş bize. Bakalım cümlelerime teker teker. Bağlarını koparmaya serbest hareket. Yerel beylerin Anadolu Selçuklu Devleti ile 3. Moğol baskısının Batı Anadolu'ya 4. etmeye başlamalarına neden olmuştur. 5. kadar uzanamaması bu bölgedeki. 6. doğrudan temasa geçerek bir yandan suçu oluşmadan demiş. Şimdi yargı bildiren kısmın burası olduğu için sonda 4 olacak arkadaşlar. 4'ü sona koydum. Devam ediyorum. Başa hangisi gelebilir? Şurası sanki 3. cümle yani 3. parçam sanki başa gelecek gibi. Bir deneyelim. Moğol baskısının Batı Anadolu'ya diye koydum mesela. Moğol baskısının Batı Anadolu'ya bunun devamı nasıl olabilir? Kadar uzanamaması yani 5 gelecek diyelim. 5'i getirdim. Kadar uzanamaması bu bölgedeki nasıl devam edebilir? Yerel beylerin Anadolu Selçuklu Devleti ile dedim. 2'yi getirdim. Hangileri kaldı? 1 ve 5 kaldı. Yerel beylerin Anadolu Selçuklu Devleti ile bağlarını koparmaya ve serbest hareket etmeye sonuncum ne olacaktı? Başlamalarına neden olmuştur. Dolayısıyla 1 getireceğim buraya da. Ne oldu benim anlamlı cümlem? 3, 5, 2, 1, 4 şeklinde. Sıralı bu şekilde okuyalım. Moğol baskısının Batı Anadolu'ya kadar uzanamaması bu bölgedeki yerel beylerin Anadolu Selçuklu Devleti ile bağlarını koparmaya ve serbest hareket etmeye başlamalarına neden olmuştur. Çok anlamlı bir şekilde oluştu arkadaşlar. Açıkta kalan hangisi oldu bu arada? 6. cümle parçam açıkta kaldı. Cevabım Denizli bu yüzden. Yukarıda bir cümle vermiş. Bu cümleyle ilgili olarak şu soruyu sormuş bana. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Cümleyi okuyalım. Bir ülkenin gereksinimleriyle bağdaşacak türde bir bilimsel kalkınma ancak geleneklerin ve toplumsal değerlerin bilincine varılarak gerçekleştirilir diye sormuş.
En yakın olan hangisi diyor bakalım. Şurası önemli, ancaktan sonrası altını çizdim. A şıkkında gelenekler ve kültürel değerler bir toplumun ihtiyacına cevap verebilecek kalkınmanın temelidir. Sanki biraz yakın gibi, şöyle bir beklesin bu şık arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. B gerçek anlamda bilimde ve sanatta ilerlemek istiyorsak öncelikle toplumsal ihtiyaçları karşılamalıyız. Hayır arkadaşlar, bunu söyleyemeyiz. Yani aslında söyleyebiliriz. Bu cümleden bunu da çıkartabiliriz. Fakat buna yakın anlamlı olan bu değildir. Eledim. C'ye baktım. Toplumlar tarih sahnesinden silinmemek için geleneklerini ve kültürlerini korumalıdır. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Bilimde ilerlemek için geleneklerin ve toplumsal değerlerin bilincine varmalıyız diyor. O yüzden bunu da eledim. D'ye baktım. Kalkınmalarını gerçekleştirebilmiş uluslar bilim ve teknikte ilerlemiştir. Tamam, bu belki doğru bir cümle olarak geliyor ama verdiği şurada işaretlediğim yerdeki cümleyle yakın anlamlı değildir. Bunu da eledim. Benim yakın anlamlı olan cümlem hangisidir? Gelenekler ve kültürel değerler bir toplumun ihtiyacına cevap verebilecek kalkınmanın temelidir. A şıkkıdır sevgili gençler. Yukarıda yarım bırakılmış bir cümle vermiş ve bu cümleyle ilgili demiş ki bu cümle yargılarından hangisiyle anlam bakımından en uygun biçimde tamamlanır şeklinde bir soru sormuş bana. Bulduğum cevabı işaretleyeceğim. Bakalım öncelikle yarım bırakılan kısmı okuyalım. Bugüne kadar kitap ve dergi yayıncılığını bırakmayışımızın asıl nedeni ileride para kazanma ümidimiz değil, yaptığımız işi nokta nokta nokta. Yani şu an para kazanmıyor arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bakalım birle devam ettirsek daha kazançlı hale getirmektir. Bununla devam edemez. Çünkü şu an kazanç elde etmiyormuş zaten. Daha kazançlı hale getiremez zaten. 2'ye baktım. Başka hiçbir şeyle değişmeyecek kadar sevmemizdir. Olabilir. Şöyle beklesin. 3'e baktım. Bugün az da olsa para kazandırdığı için yapmamızdır. Arkadaşlar hiç para kazandırmadığını söylemiştim zaten. Bu yüzden elerim bunu da. 4'e baktım. Farklı bir ticari etkinlik olarak görmemizdir. Hayır arkadaşlar. Bununla da tamamlanamaz. Neyle tas tamam anlamı doğru bir şekilde sağlanır. Başka hiçbir şeyle değişmeyecek kadar sevmemizdir kısmını ben buraya getirirsem çok doğru bir şekilde tamamlanacaktır. Yani cevabım Bursa şıkkıdır.